elinin de kara gözlüm eline balar gazel dökmüş Gonca gülüne. Gelir esen yerim. Pencerelerimden açık kalmış ay gülüm. Burcu kovun gelir esen yerim. Torbalı İzmir'in güzel, şirin, bolluk, bereket içeren bir ilçesi. Dışarıdan böyle görünebilir. Ancak içerisi biraz farklı. Bir kere tarım arazisi yok. Tarım arazileri çok küçük. Her ne kadar sanayi olsa bile nüfusa yetmiyor. İşsizlik zirvede. Çevre köylerden, trenin Ödemiş'in köylerinden gelip 3 kuruşa çalışan insan çok fazla. Eskiden çok fazla ot tüketilirdi. Şu anda kimyasallar her tarafa yayılmış. Psikiyatrik ilaçların uyuşturucu olarak kullanılması yine yaygın. Hatta ilkokullara kadar inmiş. Bu yörede ben çok çalışma yaptım. Birçok pisliği ortaya çıkardım. Basın biliyor, ulusal basın. Burada ilaç kullanımı ve kötü insan ilişkilerinden dolayı intiharlar zirve yapmıştı. Çünkü Torbalı yöresi halkı ilaçları ya hastaneden, İzmir'den ya da torbacılardan alıyordu. Psikiyatri ve ilaç şirketleri tüm ülkeyi hapa boğdu. Aynı şekilde Torbalı'ya da. Çok ezik, masum insan var burada. Kadın intiharları yine zirvede. Aynı Muğla gibi veya bir zamanlar olduğu gibi Batman gibi. Buraya bir psikiyatrist geliyor. Şöyle söyleyeyim. İntiharları önleyeceğim diye. Uzman doktor, psikiyatrist Engin Karaşin. Hava 1500 tabii. Yani tıp fakültesini okumuş, uzman olmuş. Yani mesleğini icra ediyor. Hayattan kopuk, toplum hakkında bilgisi yok. Gerçekte tıpı da insanı da tanımıyor. Bu adam buraya intiharları bitireceğim diye geliyor. Sonuçta ne oluyor biliyor musunuz? Kendi intihar ediyor. Bakın, intiharları önlemek için gelen veya bu iddiada bulunan bir kişiyi neden intihar eder? Düşünelim biraz. Peki bir kardiyolog kalp krizi geçiremez mi? Bir onkolog kanser olamaz mı? Elbette olabilir. Yani kardiyolog diye yani kalp krizi geçirmeyecek, kalp hastası olmayacak diye bir şey yok. Bir psikiyatrist de bunalıma girebilir. Peki neden önlem almamış? Yani 40 tane hap içerek intihar etmiş ölümüne. Bir kardiyolog önlemini alabilir. Bir onkolog yani kızartma veya işte belli zehirler aldığında, sigara içtiğinde kanser riski olacağını bilir. Peki neden intiharın önlemini almamış? Çünkü söyleyeyim size, büyük ihtimalle kendine güveniyordu, kendi de ilaç kullanıyordu. Kendi anlatımına göre ailesiyle sorun yaşamış, bu ilaçları içmiş. Daha sonra da terk etmiş buraya. Tabii insanlara bakacak yüzü yok.
Hatta yani 6 gün mü ne, 3 gün mü ne hastanede yatmış, taburcu olmuş. Hasta bakmaya devam etmiş. Yani hasta dediğim sorun yaşayan insanlara bakmaya devam etmiş. Torbalı gibi şehirleşmemiş veya kasabalaşmış, tam şehir kültürü oturmamış, köy kültürünü kaybetmiş bir coğrafyada hekime saygı zirvededir. Bu saygıyı da kötüye kullanıyorlar. Bakın, Engin Karaş'ın örneği güzel bir örnek. Bunu biraz daha genişletelim. Türkiye'de hemen hemen ilaç kullanmayan psikiyatrist yok gibidir. Birçok hekimin, yani psikiyatristler dışında, nörologlar, dahiliye uzmanları, aile hekimleri ilaç kullanıyor. Psikiyatrik ilaç kullanıyor. Tıp fakültelerinde aldıkları yarım yamalak bilgiyle ilaç kullanıyorlar. Sonu ne? Sonu intihar veya cinnet. Şöyle bir şey duydum. Bir psikiyatri uzmanı karısıyla kavga ediyor. 24 saat boyunca, yani öğlenden sonra 2'den ertesi gün 11'e kadar sürekli karısına bağırmış, uyumamış da. Bunu klinikte birini yapacak, yani herhangi bir sıradan bir vatandaş yapacak, 2 gün iğneyle uyuturlar. Peki, yani bu tür davranmasına nasıl izin veriliyor? Nasıl 24 saat karısına bağırabilir bir insan? Bu cinnet veya psikiyatrik bozukluk değil midir? Bakın, hekim intiharları incelendiğinde, yani kötü çalışma koşulları, işte parasızlık, iş stresi çıkmaz. Bir tek şey çıkar, ilaç, ilaç, ilaç. Elbette insan ilişkileri, yani ağır çalışma koşulları etkileyici faktördür. Peki, şunu söyleyeyim. Hekimlerin çalışma şartları gerçekten ağır mı? Yani Zonguldak'taki maden işçileri kadar ağır mı çalışıyorlar? Aldıkları maaşlar kötü mü? Neden ilacı ön plana çıkarmazlar? Çünkü iceberg'in görünen yüzü. Artık olayların arkasındaki gerçekleri görmeliyiz. Hekimlerin ve psikiyatristlerin ne kadar güvenilir olduklarını, yani önerdiği ilaç ve tedavilerinin ne kadar bilimsel ve insan sağlığına uygun olduğunu sorgulamamızın vakti geldi, geçiyor bile.